Programımıza kaldığımız yerden Tekirdağ Süleymanpaşa'dan devam ediyoruz. Yanımızda GİAKİS'i kurucusu Hava Kumanova hanımefendi bulunuyor. Evet, önceki biraz sizi tanıyabilir miyiz? Hava Hanım kimdir? Ben 45 yaşındayım. İki kızım var. Maşallah. Biraz bahseder misiniz? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Çalıştığımız modeller nasıl modeller? Erkek giyim mi? Erkek çocuk giyim mi? Yoksa kız çocuk giyim mi? Yaş grupta nelerdir? Biraz bilgilendirir misiniz sevgili izleyenimizi? Çeşit olarak bir 0-6 yaş grubu, bebe grubu, bir de 6-14 yaş büyük grup olarak daha çok dokuma, yani üzerine değil ama dokuma grubu olarak işte kot, dokuma elbiseler, dantel, güpür üzerine. Çok güzel. Dokumada daha çok ağırlık vermek istiyorum çünkü penye zaten çok var. Peki nasıl tasarımlar gerçekleştiriyoruz? Bu tasarımları yaparken daha çok neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Çünkü biraz hayal gücü de lazım. Evet, ben genelde çocuklarda ikili takımları, elbise ve ikili takımları. Şortlu, etekli, bluzlu gibi değil mi? Salopetler çok fazla modele girmiyor. Evet. Salopet dediğiniz zaten askılı. O da çok çirkin duruyor, çok da güzel duruyor. Evet, baskı. Baskılarda dikkat ediyoruz organik olmasına, boyaların kimyasal içermemesine. Evet, çocuk olduğu için. Dokuma grubunda, kumaşlarda çok daha fazla uzun ömürlü oluyor. Yani penyelerde daha basit. Basic diyelim. Evet, basic mallarda. Dokuma gruplarına ben yönelmek istiyorum. Hedefim de bu markayı. İhracat ağımız mutlaka, pazarımız vardır. Daha çok hangi ülkelerden talep alıyorsunuz GİAKİS markası olarak? İspanya ve Sırbistan. Çok güzel. Genelde buradan insanlar daha çok bize ulaşıyorlar. Ne güzel. Orta Doğu'da çok fazla bir talep görmüyorum. Modelleriniz biraz daha tabii ki kesimle doğru, herhalde Avrupa modellerine uygun olduğu için. Orta Doğu'da daha çok değil de Balkanlar ve Avrupa değil mi? Evet. Buradan talep oluyor. İspanya'dan çok talep oluyor. Tabii ki ilerleyen dönemlerde mutlaka Hollanda olsun, Fransa, Almanya. Tanındıkça. Tabii ki bu güzel ürünlerimizi tercih edecekler diye düşünüyorum. Biraz da isterseniz bunun üretim aşamasından, Ar-Ge yapısından bahsedelim. Çünkü bunların tabii dikimleri, kalite kontrolü, her şey çok önemli. Nasıl bir aşamadan geçiyor efendim? Kumaşlar genelde ithal bizdeki kumaşlar. Çok güzel. Geldikten sonra dikim halinde kesilip, kesim halinde kesilip önce bir numune dikiyoruz. Bir kalıp çıkartılıyor. Evet, yıkanıyor. O kumaş çekti mi, çekmiyor mu? Bunları bir kontrolünü yapıyoruz. Çok güzel, kalite kontrolü oluyor yani. Kalite kontrolden sonra mal kesimhaneye giriyor kumaşlar. Kesimhaneden artık üzerine baskı varsa ya da nakış varsa ya da herhangi bir düğme, çıt çıt, kuş gözü bunlar varsa önce onlara gidiyor. Mal tekrar dikimhaneye geliyor. Dikimhanede dikim aşamasından sonra ütü pakete gidip ambalajlanıp mağazaya iniyor. Evet, şimdi burada siz tabii tasarımınızı kendiniz gerçekleştiriyorsunuz. Ama tabii ki Avrupa'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden fason olarak tabii ki size ürün yaptırmak, diktirmek isteyen mutlaka kişiler olacaktır. Sizin tasarımlarınızla birlikte yani belki beraber istişare ederek, beraber çözümler üreterek en azından tasarımları gerçekleştirebilirsiniz. Böyle projeler geldiği zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna sıcak bakıyor musunuz? Zaten düşünür müsünüz? Genelde fason derler yani. Koleksiyon hazırlamanızı istiyorlar. Koleksiyonları hazırlıyoruz. Onlar onun içlerinden beğeniyor, beğendiklerinden. Seçiyorlar. Siz kendi sunumdan hazırlıyorsunuz oradan. Yani sizden böyle hazırlamış olduğunuz sadece farklı bir şey isteyenler olsun, biz şöyle şöyle istiyoruz dediği zaman mesela. Onlar ekleme yapabiliyorlar. Bazen yapanlar da olabiliyor çünkü. Ya da üzerindeki herhangi bir aksesuarı şunu şöyle yapabilir miyiz deyip değiştirmek isteyenler olabiliyor. Ya da çizimini kendi gerçekleştirip, tasarımını yapıp size diktirmek isteyenler de olabilir, değil mi? Çünkü öyle de biliyorsunuz olabilir. Model çok önemli bir şey. Evet. Modelin patlaması çok önemli bir şey. Bir modelin patlaması demek, sizi uç noktalara götürebilmesi demek. Bir kadın girişimci olarak öncelikle sizi tebrik ediyorum ve başarınızın devamını diliyorum. Hava Hanımcığım. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.